Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu 4. yasama yılı 17. birleşimini açıyorum. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Tek ve yegane amacı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şan ve şerefini yüceltmek olan en büyük arzusu Aziz milletimizin huzur, refah ve mutluluğunu tesis etmek olan Türkiye'nin birleştirici gücü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Başkanın da ifade ettiği gibi tek amacımız o. Birileri gibi cebimizi düşünmüyoruz. Birileri gibi belli çevrelere kaynak aktarmıyoruz. Birileri gibi İstanbul'da kupon arsa varsa bana sormadan satmayın demiyoruz. Birileri gibi dünya malına tamah etmedik. Bütün arzumuz bu memlekette herkes huzur içinde yaşasın. Demokrasi hepimiz için geçerli bir kuraldır. Demokrasiyi büyütürsek, geliştirirsek, derinleştirirsek hepimiz mutlu olacağız. Sonuçta bir parti gelecek, ülkeyi yönetecek ama demokrasi içinde yönetecek. İnsan haklarına saygı duyacak. 19 yıl geçmiş, hala insan haklarını düşünüyorlar. 19 yıl geçmiş Allah bunlara akıl fikir versin. Sanıyorlar ki insan haklarını yeniden tesis edeceğiz. Ya yeniden toplantı yapacağınıza bu konuda dünya kadar yayın var. Birleşmiş Milletler'e bakın görürsünüz insan haklarını. Sevgili peygamberimizin veda hutbesine bakın görürsünüz insan haklarını. Neyin ne olduğunu görürsünüz. Ama bunların dünyadan haberleri yok. Ellerine kağıt tutuşturuyorlar şunu yapacağız diye. Neyse. Değerli arkadaşlarım, Şubat ayında Aksaray'a gittik. Saratlı ve Yeşiltepe belediye başkanlıklarımızı da ziyaret ettik. Aksaray'da kanaat önderleriyle özel bir toplantı yaptım. Bütün toplantıya katılan bütün kanaat önderlerine buradan gerçekten de teşekkürlerimi sunmak isterim. Onlarla bir araya gelmek, konuşmak, dertleşmek, ülkenin sorunlarına çözüm üretmek hepimizin görevidir. Aksaray varsa mutlaka kanaat önderleri de vardır. İstanbul varsa mutlaka kanaat önderleri de vardır. Kırsal'da küçük bir köyümüz varsa orada da kanaat önderleri vardır. Dolayısıyla bizim izlediğimiz politika kanaat önderleriyle bir yara gelip bir araya gelip oturup konuşmak, onların düşüncelerini almak, bizim yanlışımız varsa büyük bir sükunetle dinlemek, varsa hatamız ders çıkarmak bizim görevimizdir. nide Ulu Kışla... Aksaray demir yolundan şikayet ettiler. Yıllar yılıdır bir türlü gerçekleşmedi. Kanal İstanbul'la uğraşacağını yapsana bu demir yolunu. Mersin'e gitmek istiyorlar. Yıllar yılıdır söz verdi. Niye yapmıyorsun? Para yok diyorsan para var. Herkese para var da. Aksaray'a niye para yok? Aksaray'ı Mersin Limanı'na bağlamak istiyorlar demir yoluyla. Haklı mı? Haklı. Ama ben Onlara şöyle bir söz verdim. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Aksaray'da ürettiğiniz ürünleri demir Mersin Limanı'na taşıyacaksınız ve asla nakliye parası ödemeyeceksiniz. Fabrikanız ister Aksaray'da ister Mersin'de limanın kenarında olsun fark etmeyecek. Ankara da Otobanı yapmışlar esnaf perişan. Aksaray'la esnaflar bundan şikayet ediyorlar. Doğal olarak işsizlik kol geziyor. Her yerde olduğu gibi orada da büyük bir işsizlik var. 1994 yılından bu yana vaat ettikleri her mitingde dile getirdikleri hava alanı da hala duruyor olduğu gibi ya kardeşim sen Anadolu'ya bir yüzünü çevir bakalım ya bu Anadolu'da ne oluyor ne bitiyor? Ama Anadolu'daki rant İstanbul kadar olmadığı için Anadolu'yu adeta gözden çıkarmışlar. Ama Aksaraylılara da bir sistemim var. Demir yoluna her gelen başbakan size söz verdi. Havaalanı için gelen herkes size söz verdi. Size verilen sözlerin gereği olarak oylarınızı verdiniz ama sözlerini tutmadılar. Artık yönünüzü halktan yana, hukuktan yana, adaletten yana, insandan yana partiye çevirin. Yani bize çevirin. Yani bize bakın. Herkes dertli. Hayvancılıkla geçinen bir vatandaş hemen gittik. Ağrına da girdim. 14 tane hayvanım vardı. Elimde şu kadar kaldı dedim. Yem alamıyorum, yem alamıyorum dedi. Banka kredi kartlarını gösterdi böyle 15-20 tane. Her bankadan Kredi çektim şimdi ödeyemiyorum. Ne olacak halimiz yani. Evet haklı. Ama sorunun cevabı çok basit. Sandık gelecek. Seni bu hale düşüren iktidara oy vermeyeceksin. Demokrasinin gereğini yapacaksın. Bizim aradığımızda zaten o. Bir emekli rastladım. Gerçekten ilginç. Olduğu gibi döktüm. Ee, teypteki sözünü. Benim maaşa iki senedir zam vermiyor. Neymiş? 1500 lirayı geçmeyecekmiş. Malum 1500 lira emekli aylığı 1500 liranın altında alan çok kişi var dedim. Aylarca, aylarca, aylarca söyledim. 1500 liraya çıkardılar ama şöyle bir kural getirmişler. 1500 liraya normal aylığı 1500 liraya çıkıncaya kadar zam verilmeyecek bunlara. 1500 liradan sonra zam alacakmışım. Yani 1500 lirayı açtıktan sonra zam alacakmışım. Nasıl bir düzen yaptı, nasıl etti bilmiyorum diyor. Emekli şeytanın da aklına gelmez bu diyor. E doğru şeytanın aklına gelmez ama bunların aklına gelir. Bunlar her türlü dalavereyi rahatlıkla çevirebilirler. Değerli arkadaşlarım, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda ek ders karşısında çalışan personel var. Bunların çok ciddi sorunları var. Bunlara söz verdim bir grup toplantısında sizin sorunlarınızı dinleyeceğim diye ama bana gelen metni okuyunca bunun bir grup toplantısının boyutlarını aştığını gördüm. Metni sizlere vereceğim grup başkan vekili arkadaşlarıma. Bunu mutlaka genel kurulda dile getirin. Bu insanların iş güvencesi yok. Bir yıllık sözleşmeleri var. Düşüncelerini asla açıklayamıyorlar. Her talimata koşulsuz uymak zorundalar. Çünkü sözleşme imzalanmazsa kapı dışarı olacaklar. Özlük hakları yetersiz. Yolluklar alamıyorlar, yolluk alamıyorlar. Dolayısıyla bunların sorunlarını bir meclis araştırmasında dile getirelim ve dile getirirken de özellikle Şanlıurfa İl Başkanımıza da haber verelim. Bu vatandaşlar da dinlesinler. Hangi partiler bunların sorununa sahip çıkıyor? Hangi partiler bunların sorunlarına sahip çıkmıyor? Böylece gerçeği de vatandaşlarımız görmüş olsunlar. Efendim 71 yılda patates üreticimiz var. Yani patates üretiliyor. Özellikle Niğde ve Neyşehir bu konuda çok önemli iki ilimiz. Eee Ekim-Kasım ayında hasatlar yapıldı, patatesler toplandı. Tüccar tarlada maliyeti 1 lira olan patatesi 60 kuruşa bile almadı. Dolayısıyla bunlar aldılar, mallarını depoladılar. Şu anda Dört aydır patates üreticisi ürününü depoda tutuyor. 400-500 bin ton civarında sadece Nevşehir ve Kırşehir'de patates üreticisinin beklentisi var. Bu kadar ürünü acaba birisi gelip satın alacak mı? Bizim bankalara borcumuz var, esnafa, piyasaya borcumuz var. Biz bunları nasıl ödeyeceğiz diye. Toplak Mahsulleri Ofisi diye bir kurumumuz var. Sözde çiftçinin kara gün dostudur diye yazar. Tarım Kredi Kooperatifi diye bir kooperatif var ve bu kooperatifin bir yönetimi var. Bunlar birden fazla yerden maaş alıyorlar. Hadi ondan vazgeçtik. Bari işte ise şu patates üreticilerinin sorunlarına eğilsinler. Ben eğileceklerini sanmıyorum ama onların talebi üzerine bunu tekrar dile getirdim. Eğer patatesinizi bu hükümet almaz da onlar depolarda çürürse, Kesinlikle sandığa gittiğiniz zaman bu konuda gerekli dersi siyasi iktidara vermek zorundasınız. Eğer dersi verirseniz bir daha bunlar benzerini yapmazlar. Eğitim konusu üzerinde hemen hemen çok sayıda grup toplantısında durdum. Eğitim konusu üzerinde durdum. Öğretmenlerin sorunlarını, öğrencilerin sorunlarını, internet altyapısını vesaire pek çok sorunu dile getirdim. Şimdi okullar yeniden açılacak mı, açılmayacak mı tartışması var. Ama şu bir gerçek. Çocuğunu okula gönderen hiçbir anne ve baba eğitim sisteminden memnun değil. Bir daha ifade edeyim. Çocuğunu okula gönderen hangi partiden olursa olsun, hangi bölgeden olursa olsun hiçbir anne ve baba eğitim sisteminden memnun değil. Eğitim sistemini bir deneme tahtasına dönüştüren çocuklarımızı kobay olarak kullanan bu iktidara bütün anne ve babaların ders verme zamanı gelmiştir ve hatta geçiyor bile. Lütfen önümüzdeki seçimlerde sandık gelecek. Bizim için değil. Sadece ve sadece çocuklarınız için gelin bu iktidara ders verin. Sizin çocuklarınız çok değerli. Çok değerli çocuklarınız. 20 bin Öğretmen atası, ataması yaptılar. Bakan Plan Bütçe Komisyonu'nda bizim arkadaşlarımızın ısrarlı sorular üzerine biz geçen yıl 40 bin yaptık yine 40 bin yapacağız. Keşke 50 bin yapsak, 60 bin yapsak hatta 100 bin olsun diye açıklaması var. Geçenlerde Erdoğan bir açıklama yaptı. 20 bin atama bekleyen öğretmenin 20 bininin atamasını yapacağız diye. Değerli arkadaşlarım, eğitimde tasarruf olmaz. Bizim çocuklarımız gidiyor. İyi eğitilen bir çocuk gerçekten de Türkiye Cumhuriyeti devletine her alanda büyük katkılar yapar. Eğitim sınıf atlatıyor. Eğer bir ülkede eğitim çok iyi olursa katma değeri yüksek ürün üretme şansımız çok daha yüksek olur. Sanatta, kültürde, bilimde her alanda ileriye doğru gitmiş oluruz. O nedenle eğitim için her türlü fedakarlığı nasıl anneler ve babalar yapıyorsa iktidarın da aynı fedakarlığı yapması lazım. Onlar başka yere yapacakları harcamayı eğitime yapsınlar. Kanal İstanbul için inat edeceğine eğitim için inat et. Eğitimi ben düzelteceğim de birleştirilmiş sınıflar garabetini kaldıracağım de. Her evde, her okulda internet altyapısı olacaktı. Bunların mücadelesini ver. Kaynağı buraya hacır harca ve hepimiz de seni alkışlayalım. Sen kaynağı harcadın da biz karşı mı çıktık? Bakın değerli arkadaşlar. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre 107 bin öğretmen açığı var. 107 bin. 20 bin atandı, diğeri açık. Emekli olanlarla beraber açık büyüyor. Sayıştay raporuna göre ise 138 bin 393 öğretmen açığı var. 2 milyon 658 bin öğrenci EBA'ya erişemedi. Nasıl sınav yapacaksınız? 6 milyon öğrenci ise EBA'ya EBA'yı etkin kullanamadım. Hiçbir okulda kadrolu tek bir temizlik görevlisi bile yok. Ve bakın çocuklara verilen değere bakın. Dışarıda milyonlar işsiz, milyonlar işsiz. Ya bütün okullara birer tane temizlik görevlisi kadrolu atayın. Çocukların, çocuklarımız için, temizlik için. Ama bunu dahi yapmıyorlar. Ve hala 21. yüzyılda Türkiye'de birleştirilmiş sınıflar var. Birinci, ikinci, üçüncü sınıflar aynı derste okuyorlar. Aynı öğretmen tarafından okuyorlar. 57 bin dersliğe ihtiyacımız var. Kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmen garabeti var. Bunların da kaldırılması lazım. Biz kaldıracağız. Öğretmenler meslek kanunu çıkaracağız. Öğretmeni toplumun en saygın konumuna taşıyacağız. Nasıl hakimler, savcılar için özel kanun varsa öğretmenlerimiz için de özel kanun olacak. Onları devlet memurları kanundan çıkaracağız. Toplumun en nitelikli sınıfı haline dönüştüreceğiz. Bu konuda kararlıyız. Çocuklarımız için yapıyoruz biz bunu. Türkiye için yapıyoruz. Değerli arkadaşlarım. Geçen hafta grup toplantısını bitirirken bir soru sordum. Dedim ki Çin'den 1 milyon doz aşı bedava alındı mı? Bedava alınan bu aşı devlet malzeme ofisine dozu 12 dolardan 12 milyon dolara fatura edildi mi? Ve bu açıklamayı yaparken de Sayın Koca'nın da Sağlık Bakanı'nın Habertürk'te yapmış olduğu bir televizyon konuşmasında verdiği bir soruya verdiği yanıtla başlamıştım. Şimdi yine başlayalım. Habertürk'ten soruyor gazeteci arkadaş. Sinovac aşısının Türkiye'de Türkiye'ye getirilişinde iktidara yakın bazı şirketlerin aracı olduğu iddiasına ne diyorsunuz? Böyle bir aracı var mı yok mu? Cevap veriyor. Bu kesinlikle doğru değil. Bu kesinlikle doğru değil. Biz anlaşmamızı doğrudan Sinovac'ın kendisiyle yaptık. De DMO yani devlet malzeme ofisi ve Sunovak arasında herhangi bir aracı filan yok dedi. Değerli arkadaşlarım. Ben de aracı olan firmanın adını açıkladım. Neydi o aracı firma? Keymen İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Kocadan yanıtı şunun için istedim. Siz aracı yok diyorsunuz. Size aracı yok diyen kim? Onu iyi tanı. O kişi seni aldatıyor. Sana doğru bilgi vermiyor. Sana doğru bilgiyi bu kardeşim veriyor. Senin bütün bakanların ve adına çalıştın Erdoğan sana doğru bilgi vermiyor. Seni aldatıyorlar. Devlet Malzeme Ofisi ile Sunovak'ın yaptığı anlaşma benim elimde var Sayın Bakan. Arzu edersen senin bulamadığın o anlaşmayı ben sana gönderebilirim. Ayrıca Sayın Bakan'ın unutmaması gereken bir şey var. Rantın olduğu yerde siyasi akbabalar vardır. Bir milyon doz aşıyı bedava alacaksın götüreceksin devlet malzeme ofisine 12 milyon dolara satacaksın. Ben bunu sorduğum zamanda bir sürü efendim yanılma var, ticari sırlar açıklandı. Ne sırrı kardeşim? Faturalar var, kesilmiş. Gümrük beyannameleri var, orada açıkça yazıyor. Ne sırrı? Biz Covid-19 aşısı hangi formülle yapıldı biz bunu sormuyoruz ki. O onların işi. Ama 1 milyon doz aşı bedava geldi. Ve devlet malzeme ofisine 12 milyon dolara fatura edildi. Şimdi bakın arkadaşlar. Sunovak diyor ki Sayın Bakan bir belge açıkladı. Teşekkür ederiz o belgeye. O belge de benim dediklerimi doğruluyor ve pekiştiriyor. Sunovak diyor ki bizim diyor muhatabımız diyor Türkiye'de aynen okuyayım. Koronavak aşısının Sinovac ve Keymen arasında imzalanan imzalanan anlaşmalara uygun olarak Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na Sinovac adına tedarik edildiğini teyit etmekteyiz. Anlaşmayı Devlet Malzeme Ofisi ile yaptıklarından hiç söz etmiyor. Bakın Sinovac ve Keymen ile teyit ederiz diyor. Diyor mu Devlet Malzeme Ofisi ile yaptık? Demiyor. Demek ki Sayın Bakan yanıltıldım. Gerçek de ortaya çıktı. Kabul ettiler. Bir milyon doz aşı bedava geldi ve onu devlet malzeme ofisine sattılar. 12 milyon dolara. 12 milyon dolar ne oldu? 12 milyon dolarla ilgili olarak Keymen açıklama yaptı. Masraflarımızı karşılamak için biz bunu yaptık. Ne demek masrafını karşılamak için? Yaptığın masraf 12 milyon dolar mı? Nereye gidecek bu para? Ben bunu soracağım. Sen masraf yaptıysan kardeşim masrafını alırsın. Nereden alırsın onu bilmem. Masrafını çıkarsın anlatırsın. Şu dokümanları yaptım. Şu harcamaları yaptım. Gümrük giriş beyannamesiydi. Malların gelişi, yol parasıydı vesaire. Tamam anlarım ben onu. Onu faturalarsın. Ama senin yaptığın faturalama şöyle. 1 milyon doz aşı çarp 12 eşittir 12 milyon dolar. Masraf karşılığı anlamı şey değil. Keymen ilaç demo ile ilgili anlaşma yapıyor tabi. Haklı olarak Devlet Malzeme Ofisi diyor ki, bana teminat vereceksin arkadaş. Ya teminat vermeden sen bu ilaçları ya getiremezsen ne olacak? Benim kendimi garanti altına almam lazım. Keymen İlaç Devlet Malzeme Ofisi'ne gerekli teminat mektubunu veremiyor. Veremiyor. Ve bunu da firma teyit ediyor. Çin'deki firma Sunovak teyit ediyor. Aynen şöyle. Bildiğiniz gibi Devlet Malzeme Ofisi ilk 1 milyon doz korona bak aşısı ile ilgili olarak Sunovak'a yapılacak ön ödeme için bankadan teminat mektubu istenmiş fakat bu istek o zaman yerine getirilememiştir. Sayın Bakan'ın bunlardan haberi vardır herhalde. Değerli arkadaşlarım. Bir şey daha. Devlet Malzeme Ofisi kime bağlı? Hazine ve Maliye Bakanı'na bağlı. Cevap vermesi gereken kim? Hazine ve Maliye Bakanı. Kimin sırtına yıkıyorlar? Sağlık Bakanı'nın sırtına. Ya devlet malzeme ofisi sana bağlı olsa, sen zaten sözleşmeyi göreceksin. Ayrıca bir milyon doz aşı bedava gelseydi ve Cumhuriyet Halk Parti iktidarda olsaydı, bir milyon doz aşıyı Filistin'e gönderirdi. Filistin'e gönderirdi. Bir bunların da tabi gazeteleri var. Havuz medyasının gazeteleri var. Sözde bunlar da araştırıyorlar konuyu. Birisi yazı yazmış. Kılıçdaroğlu asılsız iddialarla. Hangi asılsız iddia? Hepsi doğru. Hepsinin belgesi var. Adam belgeyi dahi görmüyor. Asılsız iddialarla. Sağlık Bakanlığı'nı ticari sırları açıklamaya zorlamak. Sağlık Bakanlığı hangi ticari sırrı açıkladı? 12 dolar. Evet 12 dolar. Bütün beyanamelerde var. Bütün faturalarda var hem Türkiye'nin Türkiye'nin hem Sunovak hem Çin ile arasını bozmak istiyor. Ben bu açıklamayı yapınca efendim Sunovak'la Türkiye arasında ve Çin arasında uyuşmazlık yaratıyormuşum ben. Ya Çin koskoca Uygur Türklerine yaptığı zulüm dolayısıyla aranız bozulmuyor da benim aşı dolayısıyla mı sizin aranız bozulmuyor? Havuz gazetesi kendisine de seslenelim. Merak ediyorsa gelsin bütün belgeleri ben vereyim. Ona vermezler. Bütün belgeleri ben kendisine verebilirim. Değerli arkadaşlarım. 128 milyar dolar. Küçük bir rakam değil. Küçük rakam olsa üzerinde durmayacağım. 128 milyar dolar. Tüy bitmemiş yetimin hakkı yenmiştir. 128 milyar dolar. Bunu uzun süredir dile getiriyorum. Genel kurulda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de dile getirildi. Sorduk. Erdoğan şu cevabı veriyor en son 24 Şubat'ta. Bir süredir maruz kaldığımız ekonomik tuzaklarla mücadele ederken salgın bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere elimizdeki tüm araçları kullanarak fırsat vermedik. Güzel. İtirazım yok. Elinde gütüm araçları kullan, fırsat verme. Kılıçdaroğlu'nun sürekli sorduğu dövizlerin önemli bir bölümü işte bu mücadele için kullanılmıştır. Yani salgın bahanesiyle bizi zora sokacaklardı, zora sokulmasın diye biz bu 128 milyar doları kullandık. Bu sayede kuru ve faizi çok yükseklere taşıyarak toplumsal kargaşa peşinde olanların oyununu bozduk. Gayet güzel. Soru şu. 128 milyar doları kime sattı? Kargaşayı önledin, önledin güzel. Döviz çok düştü düzel güzel. Neler yaptın gayet güzel. Hiç onları sormayalım hadi tamamından vazgeçtim. 128 milyar doları kime sattı? Kimlere sattın? Bakın şimdi değerli arkadaşlar. Şu Merkez Bankası'nın internet sitesinde var. 2020 yılı para ve kur politikası. Merkez Bankası'nın. Bu 2020, 2021 de var. Her yıl para ve kur politikası ile ilgili açıklama yapıyorlar. Okuyorum. Dördüncü maddesi. Dalgalı döviz kuru rejimi uygulaması devam edecektir. Güzel, devam ediyor zaten. Uygulanmakta olan kur rejiminde döviz kuru bir politika aracı olarak kullanılmamaktadır. Yani Merkez Bankası döviz kurunu bir politika aracı olarak kullanmıyoruz diyor. Açık mı açık? Devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın nominal ya da reel olarak herhangi bir kur hedefi bulunmamaktadır. Çünkü merkez bankaların görevi fiyat istikrarı. Ana göre fiyat istikrarı. Bizim kur politikamız yok diyor. Böyle bir kararımız da yok diyor. 2019 dediğim gibi 2019'da 5 Aralık 2019'da yayınlanmış 2020 yılı politikası. Peki değerli arkadaşlarım. Harz edelim ki Merkez Bankası döviz satıyor. Satar tabii. O zaman ilgili kurumlardan yetki almak zorundadır. İlgili kurum yani Merkez Bankası'nın içindeki ilgili kurumdan yetki almak zorundadır. Merkez Bankası Kanunu madde 22. Döviz ve efektif özetliyorum. Döviz ve efektif işlemlerinde döviz rezervlerinin yönetimine ilişkin usul ve esasların tespiti ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmasına banka meclisi yetkili ve görevlidir diyor. Soru banka meclisi yetkili ve görevli ise banka meclisi yani Merkez Bankası meclisi böyle bir karar aldı mı? Almadı mı? Soru gayet bahsettiğim. mi? Değerli arkadaşlarım. Beş soru. Erdoğan'a beş tane soru soruyorum. Kimin adına soruyorum? Tüy bitmemiş yetim adına soruyorum. Çiftçi adına soruyorum. Emekli adına soruyorum. Esnaf adına soruyorum. Aylardır dükkanını kapatan, gelir elde edemeyen esnaf için soruyorum. Bu satış hangi yöntemle yapıldı? Bunu bilmemiz lazım. Çünkü Merkez Bankası yaptığı bütün satışları normalde 2002'den itibaren listeler halinde kamuoyuna duyuluyor, duyuruyor. 2002 Ocak, efendim 2005 Şubat neyse bunların her birisi liste halinde. Kocaman bir liste var orada duyuru. 128 milyar dolarla ilgili hiçbir duyuru yok. Hiçbir duyuru yok. Demek ki birinci soru bu satış hangi yöntemle yapıldı? İkinci soru, bu satış hangi tarihlerde yapıldı? Bunu da bilmiyoruz. Üçüncü soru, hangi kurdan ne kadar döviz satıldı? Bilmek zorunda. 128 milyar doları hangi kurdan ne kadar sattın? Kime? Dördüncü soru, bu ticaretin alıcıları kimlerdir? Yani kime sattın sen 128 milyar doları? Beş, bu satış işleminin altında kimlerin imzası var? Herkesin anlayacağı dille beş tane soru. Beş soruyu Erdoğan'a soruyorum. Damadı tasfiye etti. Çünkü bütün suçu damadın üstüne yıktı. Böylece kendisi temize çıkıyor. Damadı devre dışı bırakarak. Sen ve damadın ikiniz beraber el ele verdiniz. Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarını Londra'daki bir avuç tefeciye teslim ettiniz. Sorumlusu sensin. Bazı destekçileri var bunları medyada, televizyonlarda çıkıyorlar. Efendim diyor para kaybolmadı, el değiştirdi diye açıklamalar yapıyorlar. Sağ olsun eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz şöyle diyor. Hırsız çaldığında da el değiştiriyor. Burada el değiştirme kime ve nasıl olmuş? Önemli olan bunun ortaya çıkmasıdır. Şimdi Bahçeli'ye de çağrı yapıyorum destek veriyorsun. 128 milyar doların nerelere gittiğini araştırmayın diye. Ya milliyetçilik bu mu Allah aşkına ya? Vatanseverlik bu mu? 128 milyar doları kim aldı? Kimlere verildi? Yabancılara verildi. Yurt dışına çıksınlar diye. Bak cevabını da veriyorum. Çıksın desin ki yabancılara vermedik. Bana listeyi göstersin. Listeyi gösterir mi? Gösteremez. Değerli arkadaşlarım. Asıl soru şu. Bu 128 milyar dolarla ne yapılabilirdi? Öyle ya Merkez Bankası'nın kasasında ve siz bunu gözden çıkardınız. Ne yapılabilirdi? Bir de pandemi dönemindeyiz. Bir avuç sefeciye mi? 80 milyona mı? Hizmet edeceksin. Onun da bir tablosunu çıkardık. Söyledim arkadaşlar sağ olsunlar çıkardılar. 128 milyar dolar cari kurdan 932 milyar lira yapıyor. Eski parayla 932 katrilyon lira yapıyor. Ne yapılabilirdi? 10 milyon işsizimiz var. Bir yıl boyunca her bir işsizi ayda 3 bin lira para verebilirdik. Ama para henüz bitmiyor. İki, 1 milyon 300 bin esnafın 13 milyar liralık kredi borcunun tamamını silebilirdik. Yine para bitmiyor. Çiftçilerin bankacılık sektöründen takibe düşen 5 milyar tutarındaki kredi borcu var. Bu borcun da tamamını kapatabilirdik. Yine para bitmiyor. Mikro işletmelerin, küçük işletmelerin ki bunların sayısı 4 milyon 35 bin takibe düşen icralık olan 16 milyar liralık kredi borcu var. Tamamını ödeyebilirdik. Yine para bitmiyor. Yoksulluk sınırının altında gelire sahip olup doğalgaz kullanan 1 milyon 600 bin hane var. 1 milyon 600 bin hane. Kasım 2020 ile Nisan 2021 arasında bunların doğalgaz borçlarının tamamı kapatılabilirdi, ödenebilirdi. 50 milyon vatandaşımıza Pfizer BioTek değil mi? BioTek miydi? Evet, BioTek aşısı iki doz bedava 50 milyon vatandaşımız yapılabilirdi. Yine bitmiyor para. Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA verilerine göre uzaktan eğitim sisteminden yararlanamayan 4 milyon 800 bin öğrenciye gayet güzel birer tane tablet verilebilirdi. Yine bitmiyor. Devletten 3 ay boyunca sadece ayda biner lira destek alan 806.871 esnafa bir yıl boyunca her ay üç bin lira para verebilirdik. Yine para bitmiyor. Devletten 3 ay boyunca biner lira destek alan basit usuldeki defter tutan 432.567 esnafa yine her ay bir yıl boyunca 3 bin lira para verebilirdik. Yine bitmiyor. Devletten 3 ay boyunca şu anda biner lira alan 26 bin müzisyene bir yıl boyunca her ay 3 bin lira para verebilirdik. Yine bitmiyor. 467 milyar lira para artıyor. 467 katrilyon lira hala para artıyor. Onunla da yatırım yapardık, ne yapardık? Aksaray demir yolunu yapardık Mersin'e kadar. Hadi buyur bakalım. Şimdi diyorlar ki 128 milyar doların önemi ne? İşte önemi bu. Kime gitti bu para? Esnafa gitmedi. Çiftçiye gitmedi. Emekliye gitmedi. İşsize gitmedi. Kime gitti bu para? Kime gitti? Kim aldı bu parayı? Kimin altında imzası var bu parayla ilgili karar alınırken kimin imzası var bu kararın altında onun da cevabını bilmiyoruz değerli arkadaşlarım. Ama soracağız. Soracağız. 128 milyar doları söyledim. Kime gittiğini gayet iyi biliyoruz. Yurt dışına gitmek isteyen, kaçmak isteyen yabancılara verilen paradır. Rüşvettir yani. Verilen rüşvettir. Bu parayı verdiler. Adamlar 128 milyar doları alarak yurt dışına çıktılar. Kimin parasıydı bu? Fakir fukaranın parasıydı. 83 milyonun alın teriydi. Ve şimdi Merkez Bankası eksi negatifte. Negatif dövizi var. Yani sıvapları dışarıdan borç aldıklarını düşerseniz eksi 47 milyar dolarlık eksi bir tablosu var. Değerli arkadaşlarım. Tayyip'i üzmeyen İstasi Kurumu karar yayınlamış. Yani TÜİK. Efendim 2000 20 yılında Türkiye bir yılda yüzde 1.8 oranında büyümüş. Çiftçi kardeşlerime soruyorum. Siz büyüdünüz mü kardeşim? Kalkımadan pay aldınız mı? Hayvan üreticilerine soruyorum. Siz büyüdünüz mü kardeşim? Esnafa soruyorum. Kardeşim sizde bir büyüme bir gelişme var mı? Gelirlerinizde artış var mı? Yok. E sizlere soruyorum. Kardeşim sizde bir büyüme var mı, işsizlik azaldı mı falan orada da yok. Tam tersi oldu. Esnaf perişan, emekli perişan, çiftçi perişan, herkes perişan. İşsizlik de diz boyu artıyor. O zaman soru şu, kim büyüdü? Bunlar büyümediğine göre birileri büyümüştür yani. Onu da söyleyeyim, bütün vatandaşlarıma söyleyeyim. Saray ve beslemelerinin tamamı büyüdü. Saray ve beslemelerin tamamı büyüdü. Onlar o kadar lüks içinde yaşıyorlar ki bir maaş yetmiyor onlara. Bir maaş, iki maaş, üç maaş, dört maaş yeri geldiğinde her ay beş ayrı yerden maaş alıyorlar. Keyifleri yerinde, içleri tıkırıldı. Beşli çete büyüdü. Onlara her türlü imkan sağlandı. Zaten dolar bazında, avro bazında gidiyor. Her türlü imkan sağlanıyor. Bankada dövizi olanların durumu da iyi. Orada da hiçbir sorun yok. Merkez Bankası'ndan 128 milyar lira parayı götürenler zaten onlar da bu işten çok iyi büyüdüler. Devlete dolarla altında borç verenler var. Onların da durumu çok iyi. İşin garip tarafı bütün bunlar olurken bütün bunlar yerliyiz ve milliyiz ayaklarına yapılıyor. Yine Sayın Bahçeli'ye sormak isterim. Bu tablonun neresi yerli neresi billi? Bana çıksın Allah aşkına ya bir cevap versin. Bu tablonun neresi yerli, neresi milli? Gayrimillileri destekliyorsunuz, gayrimillilerin arkasından gidiyorsunuz. Gayet açık, net bir tablomuz var. 2020 yılında 1.8 büyümüşüz. Sadece 2020 yılında 1 milyon 272 bin vatandaşımız işinden olmuş. Çalışırken işinden oluyor. Türkiye 1.8 büyüyor ama finans sektöründeki büyüme yüzde 21. Malı götürenler bunlar. Zaten söylemek istediğimiz de budur. Döviz fiyatları düştü. Bakın akaryakıta, ocakta, şubatta, martta zam geldi. Doğalgaza zam geldi. Elektrik fiyatları düştü mü düşmedi bunlara da zam geldi. Dolayısıyla Türkiye bir avuç tefeciye çalışır halde. Trabzon'daki esnaf yazmış namuslu bir şekilde battık diye doğrudur. Şunu da, şunu da arkadaşlarım getirder. Esnaf işletmeciler nefes alamıyor diye Kayseri'de atmışlar artık. Evet öyle bir noktaya Türkiye gelmiş vaziyette. Biz işin peşini bırakmayacağız, fakirin, fukaranın hakkını sonuna kadar savunacağız. Değerli arkadaşlarım, bütün bunlar olurken. Toplumun dikkatini başka bir yere çekmek istiyorlar. Dokunulmazlığı getireceğiz diyorlar. Açtım. Anayasa hukuk hocası Kemal Gözler var. Onun yasama dokunulmazlığı diye bir e, kitabı var. Yasama dokunulmazlığının amacı parlamento üyelerini iktidar tarafından tahrik edebilecek keyfi zamansız ve esassız ceza kovuşturmalarıyla geçici bir süre içinde olsa yasama çalışmalarından alıkonulmasını önlemektir. Dokunulmazlığın amacı budur diyor. Yani gelecek parlamentoda çalışacak. Yasama dokunulmazlığını kaldırırsanız siyaset alanını daraltırsınız. Siyaset alanını daraltırsanız demokrasiden vazgeçmiş olursunuz. İktidar partisinin baskısı temel öge olarak ortaya çıkmış olur. Efendim Dokunulmazlıklar geldi, dokunulmazlıkları kaldıracağız diye işte söylüyorlar. Eller kalkacak, inecek vesaire dokunulmazlıklar kalkacak. Dokunulmazlıkların gerçek anlamda kaldırılabilmesi için ya da dokunulmazlıklar konusunda oturup sağlıklı bir karar alabilmek için, için Türkiye'de yargı bağımsızlığının olması lazım. Yargı bağımsızlığının olmadığı bir yerde dokunulmazlık dışında milletvekilinin hiçbir güvencesi yoktur bir daha ifade edeyim. Yargı bağımsızlığının olmadığı bir ülkede milletvekilinin dokunulmazlık dışında hiçbir güvencesi yoktur. Eğer milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırabilirsiniz elbette. Zaten sayısal yeterliğiniz var. Bizim oyumuza da ihtiyacınız yok. Tek başınıza kaldırabilirsiniz. Ama yargıya talimat verip ben bunun dokunulmazlığını kaldırdım derhal içeri al tutukla içeri al diyebilirsiniz diyorsunuz ya ve gereği de yapılıyor zaten dolayısıyla bu teminatın bu güvencenin kalkmaması lazım demokrasiye inanıyor muyuz evet inanıyoruz dokunulmazlık gerekiyor mu evet gerekiyor milletvekili her türlü şeyi söyleyebilmedi her türlü eleştiri sağlıklı tutarlı Verilere dayanan eleştiri yapmalı mı? Yapmalı. Bu eleştiriden iktidar parti rahatsız olur mu? İktidar parti rahatsız olur. E eleştiri yapıyorsunuz. Ben senin dokunulmazlığını kaldıracağım. Hapse de atacağım. Bir daha da gıkın çıkmayacak. Olmaz. Neden Türkiye'de yargı bağımsızlığı yok? Neden yok? Anayasa mahkemesi kararını dahi bir mahkeme şey yapmıyorsa, uymuyorsa, tanımıyorsa o ülkede yargı bağımsızlığından söz edilebilir mi? Bir devlet krizi çıktı ortaya. Ve Anayasa Mahkemesi aynı dosya ikinci kez bakmak zorunda kaldı. Hangi yargı bağımsızlığından söz ediyoruz? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını uygulamayan mahkemeler var. Anayasaya göre uymak zorundayız. Ama uymuyoruz. Uymayan insanlar da yani hakimler de terfi ettirilip bunlar yargıtaya atanıyorlar. Daha üst mahkemelere atanıyorlar. İktidar partisinin il ve ilçe başkanları veya milletvekili aday adayları seçimi kazanamadılar. İl ilçe başkanları alındı. Hakim yapıldı bunlar. Savcı yapıldı. Bir partinin il ilçe başkanı hakim olduğu zaman veya bir partiden milletvekili adayı olup kazanmayıp da seni ödüllendiriyoruz şimdi hakim yapıyoruz dendiği zaman orada yargı bağımsızlığından söz edilebilir mi? İktidar zaman zaman benimle ilgili tazminat davaları açar. Erdoğan açar. Çünkü parayı çok seviyor. Hakimlere de talimat veriyor. Şu mahkemelere düşürün diyor. Tesadüf bazen o mahkemelere düşmüyor. O zaman o mahkemelerin hakimleri görevden alınıyor, başka bir yere atanıyor, yeni hakimler tayin ediliyor ve ben tazminata mahkum ol oluyorum. Bu Türkiye'de yargı bağımsızlığını gösterir mi? Yargının tarafsız olduğunu gösterir mi? Kendi hayatımdan yaşadığım bir şey. Kendi gerçekliği. Bunu görüyorum zaten. Yargıtay'da bir gün bile hakimlik yapmayan bir insanı hülle yoluyla Yargıtay'dan geçirip Anayasa Mahkemesi'ne üye olarak atarsanız Yargı bağımsızlığından söz edilir mi? AK Parti Genel Başkanı'nın önünde yüksek hakim, başkan, Danıştay, eski Danıştay Başkanı, düğmesiz cübbesinin önünde düğme arıyordu, düğme, nasıl iyiliklerim diye. Bunlar bağımsız yargı mı? Tarafsız yargı mı? Milletvekili dokunulmazlığını kaldıracaksak, Önce bağımsız ve tarafsız bir yargı olmalı. Hepimiz o yargıya güvenmeliyiz. O zaman kaldırın. Başka dokunulmazlıklar siyaseti kendi arzularına göre dizayn etme alanı değildir. 6-7 yıl önce bir olay olmuş. İnsanlar ölmüş. Aradan geçmiş 6-7 yıl. Şimdi Acaba Millet İttifakı'nı nasıl bozabiliriz diye yola çıkıyorlar. Efezdekeleri düzenleyelim, getirelim. CHP zor durumda kalsın. Cumhuriyet Halk Partisi adaleti, hakkı, hukuku her yerde, her ortamda savunur. Ve asla haksızlıklar karşısında da susmaz. Kim olursa olsun susmaz. Bir mühendislik aracı kendilerine göre. Siyaseti dizayn edecekler. Millet ittifakını bozacaklar ve ondan sonra diyecekler bak gördünüz mü CHP'yi? Yok arkadaş. Biz bildiğimiz yoldan yürürüz. Asla ve asla bildiğimiz yoldan yürürüz. Anayasadaki dokunulmazlığın ruhuna uygun hareket ederiz. Üç, bir başka konu. Anayasaya göre ki 83. madde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki siyasi parti gruplarınca yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. Niçin? Herkes vicdani kanaatine göre karar versin diye. Yani grup kararı alınamaz. Dokunulmazlıklara dokunacağız diye. Her bir milletvekili dosyaya bakar ve vicdani kanaatine göre dokunulmazlık kalksın veya kalkmasın ona göre oturur, oyunu kullanır. Bu dokunulmazlıklar konusunda milletvekillerine sağlanmış önemli bir güvencedir. Bu güvenceyi de almak istiyorlar. Bir milletvekilinin dokunulmazlığı bir kişinin iradesine terk edilemez. Bir kişi ortaya çıkıp senin dokunulmazlığını kaldıracağım ve bunun hesabını sana soracağım diyemez. Dediği andan itibaren milli iradeye ihanet etmiş demektir. Sen bir kişinin dokunulmazlığını kaldırmak istiyorsan dosya geldiğinde bakarsın, incelersin, elini kaldırırsın veya kaldırmazsın. Ama talimatla el kaldırıp el indiriyorsanız orada milli irade yok demektir. Hakarettir milli iradeye. Sayın Erdoğan 24 Şubat'ta Genel kurula dokunulmazlıklar genel kurula gelir, genel kurulda hemen eller kalkar, iner ve dokunulmazlıklar kalkar. Ne demek eller iner, kalkar? Beyefendi zaten hakim. Kararı vermiş zaten. Hangi mahkemelere düşeceği kararını da vermiş. Ne kadar hapis yatacakları kararını da vermiş zaten. Sonra bu memlekette adaletten söz ediyoruz haksızlık karşısında susan dilsiz şeytansa o şeytan asla olmayacağız. Haksızlıklara karşı mücadele edeceğiz. Kaldı ki milletvekili dokunulmazdı, bakan dokunulmazdı gibi değil. Bakanlar dokunulmazdı, bakan milletvekili olmasa da dokunulmazlığı ömür boyu devam ediyor. Milletvekili öyle değil ki. Bir daha seçilemezse zaten hakim savcı çağırıyor gel bakalım hakkında dosya var hesabını ver diyor. Değerli arkadaşlarım dokunulmazlıklar konusunda düşüncemiz bu. Demokrasiden yanayız. insan haklarından yanayız. Bakın bir kişinin dokunulmazlığı kaldırıldı. Ne oldu? Bütün partiler oy birliğiyle dokunulmazlığı kaldırdılar. Kimse itiraz etti mi? İtiraz etmedi. Ama dokunulmazlıkları bir siya siyasi mühendislik aracı olarak ben acaba bir ittifakı nasıl bölerim, nasıl parçalarım diye yola çıkıp yapıyorsanız asla doğru değil. Asla doğru değil. Ahlaki de değil. Aynı zamanda bu. Değerli arkadaşlarım haftaya bir avuç tefeciye yüzde doksan kazançla nasıl avantajlar sağlandığını anlatacağım. Özellikle esnaf, çiftçi, emekli kardeşlerim önümüzdeki grup toplantısını dikkatle dinlesinler. Bir avuç tefeciye, bir avuç çıkarcıya, Türkiye Cumhuriyeti devletini yöneten AK Parti hükümetlerinin nasıl yüzde doksanla, yüzde doksan kazançla büyük avantajlar sağladıklarını anlatacağım. Ve bunların yerli ve milli olmadığını, bunların Türkiye Cumhuriyeti'nde çalışan bütün insanların emeklerinin, alın terlerinin bir avuç insana peşkeş çekmekle görevli olduklarını biliyoruz ve bunu anlatacağım. Hepinize teşekkür ederim sağ olun arkadaşlar. Sayın milletvekillerimize genel kurulda ve Anadolu ve Trakya yollarında başarılar dileyerek birleşimi kapatıyorum efendim.